Selamünaleyküm. Otobüs simülatörü hoş geldiniz. Hemen en baştan söyleyeyim. Video sonlarına kadar izlerseniz sevinirim. Geçenki videoda söylediğim gibi ben para kastım otobüs alabilmek için. Ve daha yine oyunu açtığımda tebrikler Hasbiber seviye 3 oldu dedi. Şirketimizin değeri 127.600 olmuş. Bunu hemen oyuna başlayalım. Şöyle. Dediğim gibi ben bayağı bir oynadım. Birkaç arkadaşla bir video seyrettim. Şuradaki teklifler olduğu gibi. Sizden beraber hemen bir garaja girip bir otobüs alalım. Önce bir ikinci ellere bakalım. Alabileceğimiz bir şey var mı? O bize göre değil, benim istediğim değil. Şurada 100 bin olmuş. Şimdi bendeki soru şu. Ben bu ikinci el aldım mı, içindeki şeyler de yanımda mı? Yani hani videosu, kliması, bunların hepsi içinde mi? Şu an onu düşünüyorum. Veya daha ucuz bir şeyler var mı? Bir onlara bakayım. Nasıl olsa 4 dakikası var onun. Burada 8 dakika sonra bitecek bir Setra Travigo var. Mercedes Travigo var, pardon. Yok, biz onu alalım. Belki şansımıza. Ama şu 2 dakika sonra şu Mercedes de bitiyor. Mercedes'i mi alalım? Biz Mercedes'i alalım. Veya Setra'yı mı alalım? Mercedes mi, Setra mı? Cebimizde birazcık para kalsın. Biz şu Mercedes'e teklif verelim. Basalım burada. Teklifimizi verdik. 1 dakika 33 saniye sonra ne olduğu ortaya çıkacak. Sizi o kadar bekletmeyeyim. Ben burada bir dura basayım. Ondan sonra son 10 saniye görüşürüz. Şöyle söyleyeyim. 115'e kadar, yani şu anki mevcut fiyatına kadar çıktı. Daha da çok yukarıya çıkmak istemedim ben. Onun için sıfırını almaya karar verdim. Yani bunlarla uğraşmak bayağı zaman istiyor. Onun için o zaman da ben de şu an zamanımı ona harcamak istemiyorum. Biz gidelim sıfırını alalım. Şöyle bir şu kamerayı bir şöyle, evet. Hemen şuradan garaja girelim. Şimdi o Mercedes'in fiyatına da bakmak istiyorum. Ondan sonra yani şunu almak istiyordum ben. Ha, 117,5. Şimdi bunun hem kapasitesi az. Biz Setra'ya geçelim ya. Setra. Mercedes'i ileridekini alırız. Ya şimdi bunun 56 koltuklu var. Konforu 3. Bu da 0,2 litre kilometrede yakıyor. Mercedes de aynısı. Yani bunu alalım. Bu da güzel. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, aldık ama garajımıza gelmesi sürecek diyor. Ne kadar sürecek ki? Şuradan hemen ödünümüzü alalım. 1.000 kilometre mesafe git.
Tamam, 1000 km mesafe gitmek sıkıntı değil. Yani bir İstanbul, Ankara, Erzurum yaparız. 1000 km'yi tamamlarız. O da en fazla yarım saatimiz alır. Videoyu ikiye bölerim. Öyle yaparız. Hemen şuradan seferlere girelim. Ama bir dakika, önce bir garaja girip şunu bir seçelim. Buna bir önce bir şeyler yapalım. Sonradan bunlar renklediğin oynanmıyor bildiğim kadar. Boyaya gideyim. Hemen şöyle en sona girip siyah. Şunu satın alalım. İstemiyorum bunu. Şunu siyah. Evet, siyah da güzel durdu. Ondan sonra şuradan yazısını da değiştirelim. Yani bunlar şart. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Kornaya gerek yok. Aksesuardan. Yani önemli olan şeyleri almak istiyorum tabii ki. Plakayı da. Ama şöyle bir. M A. Bu da güzel oldu. Bunu da hallettik. Yok, tekerlekler böyle dursun. Sadece yazıyı. Ama yazıyı da nereden renklendiriyorduk? Bu aklımda değil. Buradan mı? Yok, buradan da değil. Kişisel. Neyse, onu bulamadım. Onu da sonra şey yaparız. Şöyle bir bakayım. 8 dakika olmuş. Biz bir kısa şey yapalım. Sefer yapalım yine otobüsümüze. Ben o 1000 km'yi sizden hariç yaparım. Önemli olan siz çok beklemeyin. Yani video çok uzamasın, benim için de zor olmasın. Ne yapalım? İstanbul. Kocaeli olsun. Hemen şuraya bir şey koyalım. Arkadaşlar bir dakika. Ne yapıyorum ben? Bilet fiyatı kalsın. Ondan sonra onayla. Tabii ki ben süreceğim. Ben şimdi bir video seyredeyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet, geri geldim, videoyu seyrettim. Hemen şöyle başlayalım. Bakalım bu otobüs nasıl? Evet. Şöyle bir sana basmayacaktım. Sen şöyle yukarı gel. Kameramızı da değiştirelim. Abi niye bundan başlattı bu? Olmadı. Şöyle yapalım. Ben doğrusunu seçeyim. Ondan sonra görüşelim de. Olmadı bu böyle. Evet.
Şimdi her şeyi doğru yaptım diye düşünüyorum. Otobüsümüzü çalıştıralım. Şöyle iş kısmına geçelim. Ve yoksa başlayalım, ışıklarımızı da açalım. Otobüsün içi sanki daha güzel. Ama otobüsün sesi şey, süpürge makinesi gibi. Hemen şöyle bagajımızı, kafamızı açalım. Yok yok, güzel otobüs, hoşuma gitti. Bir de yazısını değiştirdim mi? Yazısının rengini değiştirdim mi? 10 numara 5 yıldız. Dediğim gibi kısa bir sefer yapalım. 20 dakikayı geçmesin. Ondan sonra hemen onaylayalım. Rota oluşturuldu. Şunu da kapat. Arabayı çalıştır. Ve yok yok, güzel. Navigasyonu böyle olması biraz tuhafıma gitti ama bu da güzel. Sanki bu daha hızlı gidiyor. Dediğim gibi bu sefer yolculuğumuz kısa olsun. Ondan sonra beraber uzun bir yolculuk yaparız. Şunun direkt sesini açmak istiyorum. Sesi bana çok kısa geldi. Ama otobüsün sesi size de yani sanki böyle şey gibi gelmiyor mu? Süpürge makinesi çalıştırır gibi. Abo, haklısınız, durun durun. Yani şunları unutmuşum. Özür dilerim ama girişi mükemmel. Tabii. Jilet gibi otobüs. Yok ya, sözüm. Süpürge makinesi gibi ses çıkartıyor. Sağdan çıkın. Vura 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 vura. Hah. Frene basayım derken hız sabitleyiciyi aç, kapıya basıyormuşum. Neyse, sanırım bu şeyle otobüsün bu hızlı olmasının sayesinde de yolculuğumuzu biraz daha hızlı bitirebiliriz sanırım. Son hızı kaçtır bu? Bunu merak ediyorum. Ama güzel otobüs. Otobüs hoşuma gitti. Tabii hızlı gittim mi kontrol de birazcık daha zorlanıyor. Olacak diye düşünüyorum.
Otobüsün sesi beni bayağı moralimi bozdu ya. Baksana süpürge gibi bir ses çıkartıyor. Öteki otobüsün sesi daha toktu. Daha da çok bir otobüs sesi çıkartıyordu. Sanırım yol yani kaç kilometrelik bir yol olduğu şey değil, önemli değil. Kısa da olsa, uzun da olsa seni bu oyun 10 dakikaya, yani 10 dakika oynamanı bekletiyor yani. 10 dakika bekleyeceksin oyunu. Başka çaren yok. Çünkü 120 gidiyorum ve 40 kilometre var yani. Normalde Erzurum'a falan gitseydi bu 40 kilometre çoktan bitmişti. Yani kısa uzun mesafe çok bir şey yoktu. Gördüğüm kadar. Ama güzel gidiyor yani, hızlı gittiğini gösteriyor sana. Belli ettiriyor. Ama bir değişik, başka bir şey. O da güzel. Şu ana kadar bunu hiç okumamıştım. Sayın konuklarımız, cam servisimiz başlamak üzeredir. Koltukları sağdan cuma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Aldığımızda esasen çok sevinçliyim şu an. Öteki bir otobüsten bayağı bir değişik. Yani bundan da bayağı bir kilometre yapabileceğiz diye düşünüyorum. Öteki otobüsten kaç kilometre yaptığımı da merak etmiyor değilim yani. Bu bölümde otobüs aldık, otobüsümüzü skinledik, yani içine wifi olsun, televizyonlarını yükledik, multimedya sistemini yükledik, rengini değiştirdik ki siyah olması benim için çok önemli. Yazıyı da beyazdan sarı yaptığım zaman beğeniyor keyfini. Şimdi dediğim gibi görevlere odaklanıp bir şeyler yapacağız. Para yükleyeceğiz. İller açacağız. Ondan sonra ne gerekiyorsa onları yapmayı düşünüyorum. Otogara da zaten geldik. Bakalım. Kaç dakikaya gelmişiz? Baş noktasına ulaştınız. Hayda, dön hiç ileri gitme. Bu... Şimdi telefonu döndürdüğüm... telefonu döndürdüğüm için... Mecbur ben de gidiyorum. Sizden
Yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bitmiştir. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagajınızı hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. 8 dakikada o 8 dakikada bitirmişiz bunu. İstanbul Kocaeli'ye 690 para kazanmışız. 34 mazot giderimiz var. 656. Video buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yine otursunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Ve Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.